hocalarımız, fakültemizdeki değerli hocalarım, sevgili öğrenci kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konferansımıza hoş geldiniz. Fakültemizin gelenekselleşmiş konferanslarından olan İrfan Meclisi'nin bugünkü konuşmacısı Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Ramazan Uçan hocamızdır. Antalya Elmalı'da 20.03.1971 yılında doğdu. İlkokulu Söyle Köyü'nde, ortaokulu ve liseyi Elmalı İmam Hatip Lisesi'nde okudu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi. 1994 yılında fakülteden mezun oldu. Ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. 1997 yılında Abdullah Cevdet'te Din ve Batılılaşma adını taşıyan teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl adı geçen bilimde doktoraya başladı. 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. 2004 yılında Alevi Bektaşi geleneği üzerine sosyolojik bir araştırma, Abdal Musa Tekkesi örneği adını taşıyan doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanını aldı. 9.09.2004 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 08.01.2008 tarihinde doçent, 2013 yılında profesör olan Ramazan Uçan, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatını sürdürmektedir. Güç ve Değer dönem İslam toplumu üzerine sosyolojik bir çözümleme, Alevi ve Bektaşilik, Dinler Arası Diyalog kitaplarından bazılarıdır. Kendi alanıyla ilgili birçok makalesi bulunmaktadır. Hocamız bugün bizlere Türk-İslam toplumlarında din ve değişim ilişkisi konulu konferans verecektir. Sunumunu gerçekleştirmek üzere hocamızı kürsüye davet ediyorum. Ses kaybı olmasın. Şimdi öğrenci dersler çıkıp gelenler olacak. Kürsü orayı kullanmak istersiniz. Buyurun. O zaman şurada kullanmak. Siz nasıl istersiniz? Yok. O ne işe yarıyor? Ya, o seyyar. Peki buyurun. Çalıştır ya. Çalışıyor mu şimdi? Evet. Ses veriyor. Yok. Çalışıyor. Evet, çalışıyor. Biraz daha sesini mi çalışıyor? Şimdi mi çalışıyor? Şimdi çalışıyor. İyi hocam. İyi. Ben sesimi yeterli. Zaten yeterli. Evet. Evet. Öncelikle efendim? Böyle bir toplantıyı düzenlediğiniz için tamam. Başka Veli hocamız olmak üzere tüm emeğe geçen arkadaşlarına teşekkür ederim. Konuşmalarına başlamadan önce de hepinizi tüm kalbi duygularla selamlıyorum. Saygı ve büyüklerimi sunuyorum. Bizim bugünkü sizlerle paylaşacağımız konu Türk toplumu ve Türk-İslam toplumlarındaki değişim, sosyal değişime, din ilişkileri ve bizde bu değişim nasıl gerçekleşmektedir? Gerçekleşmekte midir veya gerçekleştirilmekte midir sorularına cevap geliyor mu sesim oraları yani geliyor mu? Geliyor. Ha, tamam. Yani mikrofona bağımlı olmak istemiyorum da onun için. Din ve değişim birbiriyle çok yakından ilişkili. Ve aynı zamanda da birbiriyle çok uzak ilişki kurabilen iki temel kavram. Tabii ki biz din deyince sosyolojik olarak baktığımızda toplumların hangi toplumsa o toplum inanç ve ritüellerinden oluşan bir manzumeye anlıyoruz. Siz İşte kendinize göre bulunduğunuz noktadan baktığınızda din kavramının içerisini İslam'la doldurursunuz. Asgari kadar işte bir sosyoloji konusunda bir şeyler okumuş, yazmış insanlar olarak bunun içini başka şeylerle doldurabiliriz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum.
Din dediğimizde illaki de İslam anlamak durumunda değiliz. O toplumun, hangi toplumsa ele aldığımız toplum, içinde bulunduğu inanç dünyasını kastediyoruz. Ve yaşayan inanç dünyasını kastediyoruz. Şey, başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Benim bugün sizlerle paylaşacağım bilgiler tesbih bilgiler. Yani vehbi bir özellik taşıyor. Çalışmayla elde edilmiş, tartışmaya açık, tartışabilen, eleştiriye açık, eleştirilebilen, analiz edilebilen bilgiler ve aynı zamanda da yorumlanabilen bilgiler. Zaten biraz sonra sunumumuzu, konuşmamızı bitirdikten sonra sizlerden gelecek sorular var da onu birazcık da açabiliriz. Din, arkadaşlar, toplum, bir toplum nerede varsa orada bir din var. Yani onu din sosyolojisi yaşayan arkadaşlar bilir. Din sosyolojisi kitabı böyle başlar. Yani nerede bir toplum varsa orada dinden söz etmek durumundayız. En ilkel toplumundan, tabii ilkelliğin ölçütü de tartışılır, relatif bir kavramda ilkellik. En modern topluma kadar bir toplumdan söz ediyorsak orada din vardır. Yani din, toplumsal hayatı en temel belirleyicilerinden biridir. Değişim toplumsal hayatta hızı veya ivmesi farklılaşsa da toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bir şeye başlamadan girizgah yaparken şunu da söyleyeyim. Mesela bizim temel sorunlarımızdan bir tanesi dinamik bir topluma statik bir din elbisesi giydirmek gibi bir çaba ve gayret içerisinde olduğumuz için bu dinamik yapıya statik elbise dar gelmektedir. Yani bu işte din ve değişim ilişkisini bu şekilde ifade edebiliriz. Toplum değişiyorsa değişmek ve gelişmek, hani öğrenciler, genç nesil arkadaşlarımızın çok sıkça kullandığı ve bizim de onlardan tecrübe ettiğimiz değişmeyen tek şey değişimdir falan diyorlar ya. Toplum değişiyorsa onu kucaklayacak din de kendini değiştirmek, yenilemek durumundadır. Belki bugün Müslümanların veya ilahiyatçıların en temel sorunlarından biri bu. Yani dinamik topluma statik bir elbise giydirme çabası ve gayretinin içerisinde olmamızdır. Ve onun için de biz ilahiyatçıları toplum çok fazla ciddiye almıyor. Ürettiklerimiz burada fakültede kalıyor. Dışarıya çıktığımızda başka bir hayatla karşı karşıya kalıyoruz. Yani fonksiyonelliğimiz zayıf bu anlamda. Kısaca din ve değişim ilişkilerine değince dinin her ikisinde toplumsal bir gerçeklikse eğer bu din ve toplum birbiriyle etkileşim içerisinde. Dinle değişimi üç süreçte ele alabiliriz. Bir, din toplumlarda değişimin ana aktörü, ana belirleyicisi olabilir. İki, din toplumlarda değişimin önünde en büyük engel teşkil eder. Üç, din ve değişim birbiriyle etkileşirler. Din değişimi belirler, değişim de dini belirler.
Yani demek ki bizim din ve değişim olgusuna üç pencereden bakabilme imkanımız var. Din nasıl toplumlarda değişmenin ana aktörü olabilir? İyi bildiğiniz yerden örnek vererek bunu anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz Peygamberimiz içinde bulunduğu toplumda bir değişim faaliyeti başlatıyor. Nasıl bir değişim faaliyeti başlatıyor? İnsana dolu. Yani insanlığıyla yabancılaşmış, Tanrısıyla tırnak içerisinde, tek Tanrı inancıyla yabancılaşmış, Yaratıcısıyla yabancılaşmış insanları yeniden insanlığıyla buluşturmak, Yaratıcısıyla buluşturmak için bir değişim faaliyeti başladı. Ve İslam dini o gün birilerine göre farklı olabilir. Ben bu anlamda burada kanaatimi söylüyorum. Belki de yabancılaşmasını, insanlığına yabancılaşmanın zirvesini yaşayan Arap toplumuna Peygamberimiz yeniden insanlığıyla buluşturulmak adına bir tebliğci olarak vazifelendiriliyor. Yani insanlığını unutmuş. Buradan şunu kastediyorum. İnsan dediğimiz varlığı, metalaştıran, parayla alınıp satılacak bir unsur haline dönüştüren zihniyette protesto çekiyor Peygamberimiz. Yani diyor ki, siz insanları alıp satamazsınız. Daha doğrusu Allah-u Teala müdahale ediyor. Peygamberimiz üzerine. Köleleştirmek, almak, satmak, işte yani kadın erkek fark etmiyor biliyorsunuz. İslam tarihi okuduysanız fakat o süreçleri bilirsiniz. İşte bu dip yapan yapıda eşrefi mahlukatla yükselen bir değişim. İşte burada din değişimin en büyük aktörü olabilir. İkincisi, din toplumda değişimlerin önünde en büyük engeldir. Bunu da iki örnek üzerinden açıklayayım. Yine o dönemle ilgili açıklayayım. Bunlardan birincisi, mesela bize Peygamberimiz dönemindeki insanlarla ilgili olarak işte onların dinleri yoktu, müşrikler var dinleri. Sen bizi atalarımızın dininden mi ayırmaya çalışıyorsun diyorlar ya. Var var ya. Ayrılmak da istemiyor. Toplumlarda en büyük, en büyük ve en zor değişim din değiştirmektir. Her din kendine göre de haktır. Yani bizim burada ürettiğimiz, bizim dinimiz hak, diğerleri batıl falan. Bize göre. Bize anlatılanlara göre. Bizim peygamberimiz son peygamber falan işte Kur'an'ımız hiç bozulmadı. Bize göre. Biz öyle inanıyoruz. Diğer inanç sistemlerinin sahipleri de her biri kendi yaşantısını kutsallaştırdığı için onlarki de en az bizimki kadar kıymetli. Hiç farkı yok yani. Çünkü zaten kutsal ve kıymetli olmasaydı niye o dinde dursunlar hala insanlar? İşte bu açıdan baktığımızda yani var olan sistemin sahipleri yeni inanç sistemine ne yapıyorlar? Refleks gösteriyorlar. Kabul etmiyorlar. Hiç işimize gücümüze karışma. Bizi kendi yolumuzdan çıkarmaya çalışma. Peygamberimiz de diyor ya. Ne istiyorsan böyle et kardeş, otur bir köşede işine gücüne bak, bizim düzenimiz, bizim değirmenimiz dönsün diyor. Peygamberimiz diyor ki ya olmaz.
bir el güneş, bir el ay. Bu bir dava işte. Bu bir insanlık davasıdır. Ben bu davadan vazgeçmem. İşte var olanların ve peygamberimizden önceki inanç sisteminin yeni inanç sistemine karşı direnmesi buna bir örnek olarak verilebilir. Bir diğer örnek daha vereyim, mesele daha iyi anlaşılsın diye. Daha sonra gireceğiz oraya da, en azından süreç analizi noktasında ifade edeyim. Bugün Türk toplumunun çağdaşlaşma serüveni 3 asıra tekabül eder arkadaşlar. Yani 3 asırı geçmiştir. 1699, Karlov Çağı ve ilk toprak kaybı. O günden beri biz ne eder de ne yaparız da bu dün galip geldiğimiz bu batı karşısında yeniden galip olacak bir duruma gelebiliriz. İşlerimiz, eylemlerimiz, düşüncemiz, bilimimiz, bilgimiz, teknolojimiz neyse o işte. Ama gel gör ki 3 asır geçti. Biz o gün başlatılan hani şöyle bilgi vardır genelde. Sanki Türkiye'nin modernleşmesi, tırnak içerisinde modernleştirilmesi veya çağdaşlaştırılması veya çağdaşlaştırılması Cumhuriyet'le birlikte başlamış, ondan önce falan hiç yoktu, gayet iyiydi falan. Hiç öyle değil. En derin çağdaşlaşma faaliyetleri Osmanlı zamanında başlar. Ve Lale Devri'yle başlar. Cumhuriyet de ondan sonraki gerçekleştirilen süreçlerin üzerine bir inşasıdır. Demek ki değişimler, işte bizi bu değişimden uzak tutan şey neydi? Batılı gibi olmak korkusu, kaygısı. Biz işte o günden beri ne geleneksel kalabildik, ne modern olabildik. Kafalarımız çok karışık. Geleneksel mi kalalım, modern mi olalım? Modernitenin riskleri nedir? Geleneksellerin getirileri nedir? Veya götürüleri nedir? Ben bazen derste öğrencilere sorarım. Derim ki, evlendiğimde özellikle kız öğrencileri, artık kız öğrencilerimiz daha fazla ya. Evlendiğinizde eşin, kayınvalidenizle beraber yaşamaya talip var mı? Vallahi olmaz hocam. Kur'an'da diyor ya, öfteme işte eşin, annesi, kendisi, anlayan falan filan. Orada Kur'an'da diyor hocam, ben ne yapayım? Geleneksel olacaktık ya, geleneksel değerlerimizi koruyacaktık ya, anne baba işte yaşlandıklarında öftemeyeceğiz, bakacağız ya, onlar bizi vehin üzerine, vehinle küçüklüğümüzde büyüttüler ya falan filan. Valla hocam öyle diyor ama Kur'an'da ben ahır çekemem hocam ben, işte eşimle beraber. Senin kafan tam bir modernist ya, bireyselci. Ya hocam işte bizde bazı geleneksel özelliklerimiz de var. İşte, yani ne geleneksel olabiliyoruz, ne modern kalabiliyoruz. İki arada bir dere. Derenin bir o tarafından yürüyoruz, cümükler bir tarafından yürüyoruz, cümükler. Din, toplumlarda, deşikten mezara kadar, insan hayatını kuşatan bir olgu olması dolayısıyla, toplumlarda gerçekleştirilecek tüm değişimlere direnir. Kendisinden başka alternatif kabul etmez. Buradaki din kavramından şunu anlatmaya çalışıyorum. Yaşayan din. Yaşayan toplumdaki din. Hani din, birazdan diyeceğiz ya, din de değişir. Ama toplumdaki din değişir. Algılanan din. Öğrenilen din. Anlaşılan din değişti. Kur'an orada durur. Hadis orada durur. Bir şey değişmez. Onlar durur. Onu anlayan beyin değiştiği için biraz önce Veli Hocam yukarıda bir şey söyledi. Yani mesele kavramlar dönem dönem içi daralır, genişler, büyür, derinleşir, sığlaşır. İşte o kavramdan bizim ne anladığımız önemli. Ben burada din değişti derken dinin
toplumda yaşayan, canlı bir organizma gibi yaşayan dinin değiştiğinden söz etmek istiyorum. Bunu da örnek şuna verebiliriz. Ben Elvan İmadet'i okurken bizim Allah selamet versin iyi müdür hocamız vardı. Öğretmenleri görevlendirmiş. Bizim haberimiz yok. Tebliğli kıyafetle sinemaya gidilecek. Sinemaya giden öğretmen, imadip öğrencileri kaydalınca ertesi gün hesapları görülecek. Sinemaya gitti, karanlık. Bugün farz. İki sene önce Üsküdar Belediyesi'nde bir davetiye, yani bir sempozyum, uluslararası sempozyum. Sinema ve dindir. Sinema ve din. Uluslararası sempozyumunuza katkıda bulunmanızı istiyoruz hocam. Ya duydu herhalde abi sesini. Yok yok. Yani ses kayıt da. Konsantrasyonum bozacak o benim ya. Hayır, hayır, bozulmaz. Biz sizin konsantrasyonunuzu sağlarız inşallah da. Şu gözünlere de ses kaybı olmasın. Aşağıda mikrofon aşağıda kalıyor. Onu da şöyle kenarımıza. Abi yapma gözünü şöyle dursun. Peki, açalım. Nasıl şimdi? İyi, gayet iyi. Tamam. Evet, bu sosyologlar, filozoflar serbest konuşmayı seviyor. Bağlantısı olmadı. Lafı sınırlandırıyor. Bağlandı mı olmuyor. Ha, lafı bizi sınırlandırıyor, buyurun. Tamam. Nerede kaldık ya? Evet. Sinema dedi. Sinema dedi. Sinema dedi. Sinema dedi. Bu alanda çalışan biri olarak bize de bir işte mail gelir ya çok sık. Bize bir sinema ve din konusunda katkıda bulunmuşsun falan. Ben de cevap verdim. Bizim zamanımızda sinema haramdı. Ne zamandan beri vacip oldu dedim. Katkıda bulunmuş. Sebebi de şu, biz sınıfta iki Ramazan, biri şu anda Elmalı'da imam, Ramazan sınavı yapmış, yanlış listeye, Ramazan demir var yazacak, Ramazan uçağı yapmış. Ben sinemaya gitmediğimi izah edemedim de, 10 dakika dayak edeyim. Gitmedim. Yalan söylüyorsun. Ahlakımızı bozan, dinimizi, imanımızı bozan sinemaya o gün gitmek haramdı. Bugün, o gün haram diyenler, bugün her birinin kendisinin televizyonu var. Her bir cemaatin tarikatı. Din de böyle değişiyor işte. Din anlayışı, hani biz böyle Ezma'nın takayı, Bahkan'ın takayı. Değişecek bir adım yolu anlatmaya çalışır. Dinamik topluma statik elbise giydiremez. Onun elbisesi de dinamik olmalı. Ama felsefesini kaybetmemeli. Merkezinde insan olmalı. İnsan haysiyeti, onuru ve erdemi olmalı. Onu korumalı. Girizgahtan sonra İslam toplumlarındaki değişimden bahsedeceğim. Veya nasıldır bu değişim diye ve ne şekilde gelişmektedir, gelişmekte midir, gelişmemekte midir diye. Ondan sonra da sizlerin sorularınız olursa bir sohbet havasına dönüştürmeye çalışacağım meseleyi. Öyle tek taraflı konuşarak da olmaz hayat. Şimdi Türk İslam toplumlarına baktığımızda bildiğimiz yerden gidelim. Osmanlı'dan ve Türkiye'den gidelim. İyi bildiğimiz için. Değişimlerin zorluğunu görürüz. Bunu biraz önce ifade etmeye çalıştığım işte 3 asırdır
ne modern olabildik, ne geleneksel kalabildik noktasıdır aslında üzerinde durmamız gereken. Ancak bu özellikle 16. ve 17. yüzyıldaki batıdaki değişimle birlikte değişimlerin ivmesi arttı, hızlandı. Biz bu değişime bir türlü ayak uyduramadık Müslümanlar olarak. Hala da uyduramadık. Uydurabilme imkanımız da sanırım yok denecek kadar az. Hani şöyle biz kızlarımız çok bilmez, belki kavramsal hazineler içerisinde yoktur da erkekler için genelde kullanılır. Böyle gidersen askere dönmezler, tezkere derler. Yani böyle giderse bizim bu batılılar falan yakalama bileyim, teknoloji şu bu falan tabi hikaye ya. Böyle bir imkanımız da yok. Bu benim suikim içmiş kardeşim. He? Daha koydum. Öyle mi? Teşekkür ederim. Suizandan dolayı da özür dilerim. Hayatımda hiç artık içmem de olmadı. Böyle bir de hassasiyet var işte. Ne olacak? Yörüklük ya. Dolayısıyla İslam toplumlarındaki değişimin zorluğu neden zorlu veya İslam toplumlarındaki bu değişim neden gerçekleşemiyor? Bunun üzerinde duracağım. Ve ondan sonra sohbet etmeye başlayacağız. İslam toplumlarındaki değişimler genelde tepeden inmecedir. Yani toplumsal gerçekliklerle örtüşmez. Tepeden inmeci olduğu için de mayalanmaz, maya tutmaz, yoğurt olmaz. Bunun da sebepleri var. Birincisi, bu sebeplerden birincisi, biz Müslümanlar her ne kadar işte konuşmalarımızda akıl, fikir, düşünce gibi kavramları bazen öne çıkarsak da iş ve eylemlerimizi meşrulaştırma noktasında takdir-i ilahi zihniyetinden gelen bir yapımız vardır. Yani kader doktrini. Biz Müslümanlar içinde yaşadığımız süreci ve dönemleri, olayları ve olguları kaderle izah eden, açıklayan bir zihinsel kodlar silsilesine sahibizdir. Yani şunu anlatmak istiyorum. Biz Müslümanlar da olanda hayır vardır. Sen göremesen de hayır vardır. O zaman olana karşı bir muhalefet etme gibi bir lüksümüz yok ki. Hayır vardır, göremez. Biz küçük gözler, küçük beyinler bunu göremeyeceğine göre yani var olana, yaşanana bir itiraz şekillenmez Müslümandan. Şekillenemez çünkü onu bir şeyler tutar. Çünkü itiraz demek bir noktada takdir-i ilahiye itirazdır. Bir noktada kadere itirazdır. Dolayısıyla da bu da insanı dinden çıkartır. Dolayısıyla böyle bir itirazın ortaya çıkması imkanı yoktur. Kimse küfürle nitelendirilmeyi kabul edemez. Şöyle tekrar özetleyeyim. Biz içinde bulunduğumuz, yaşadığımız olayları takdir ilahi düşüncesiyle meşrulaştırdığımız için değişim gibi bir talebimiz olmaz. İnsanlar noktasında. Değişimler genelde tepeden gelir. Şöyle ifade edilir bu bizde muhafazakar dünyada, Türkiye'de. Cumhuriyet dönemindeki yapılan işte çağdaşlaşma faaliyetlerinin hepsi Jacobenci olduğu için falan filan işte şöyle oldu da böyle oldu da. Sanki Osmanlı zamanında yapılan anayi Jacobenci değildi. Osmanlı da Jacobenci.
tepeden inmeyeceğini. Çünkü talep gelmez aşağıdan. Talep gelme potansiyeli yok. Toplumun talep etme melekeleri sıfırlanmış yok. Edemez talep. Cumhuriyet dönemindeki bu inkılaplar ne kadar Jacobense, Osmanlı'da yapılan yeniliklerin de tamamı Jacobendir. Hatta o kadar Jacobendir ki padişahı dahi gavur padişah olarak nitelendirecek düzeyde. Öyle değil mi? İkinci Mahmut. Yani yenilik hareketinin meşalesi yani. Buyurun. Gavur padişah. Neden? Müslümanlığı gayrimüslimle eşit gördüğü için vatandaşlık düzeyinde buluşturalım kardeş dedi. Yok kardeş, biz Müslümanız, biz son dinin peygamber, hak dinin ümmetiyiz biz, sen bizi dinleri bozulmuş adamlarla nasıl aynı diye eş değerde bulunursun falan dedi Müslümanlar. Gayrimüslimler dedi ki bizim yıllardan beri biriktirdiğimiz ayrıcalıklarımız var. Sen bu marabalarla bizi nasıl aynı kefeye koyarsın dedi. Ve tutmadı. Yenilikler. İşte onun için İslam toplumlarında yenilikler henüz tepeden inmelidir. Ve mayalanmaz. Cumhuriyet döneminde böyledir. Osmanlı döneminde bu şekilde. İşte bunların birincisi tabandan yukarıya doğru bir değişim talebi oluşmamasıdır. Ana faktörü budur. Bunun birinci sebebi de biraz önce sözünü ettiğim takdir-i ilahi şuurudur. İkincisi, otoriteye yüklenen kutsaliyettir. Yani zillullah'a yüklenen kutsaliyettir. Zillullah'tan talep edilmez. O ancak verir, lütfeder. Yani metafizik otoriteyle fizik otorite arasında kurulan bağ Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi, gölgesi, sen onu eleştireceksin, ondan talepte bulunacaksın. Sen niye attın? Nasıl talepte bulunabilirsin sen? Sen onun iş ve eylemlerini nasıl sorgulayabilirsin sen? Hangi küçük aklınla sorgulayabilirsin? Sorgulayamazsın. Dolayısıyla tabandan bir değişim talebi oluşmaz. Üçüncüsü arkadaşlar, üçüncüsü eleştirel zihniyetin ve düşüncenin İslam dünyasında yer bulamamasıdır. İslam dünyası eleştiriye, eleştiren düşünceye açık değildir. Zihinsel anlamda söylüyorum. Herkes yerini alır, kendi gibi düşünmeyeni küfürle itham eder. Benim durduğum yer hak, sizin durduğunuz yer batıl. Küfre girersin, dinden çıkarsın, imandan çıkarsın. Dün söylediğin ve söylenmiş bir hususla ilgili olarak eleştiri ihanettir, hainliktir, sapıklıktır, sapkınlıktır, zındıklıktır. Şimdi zemin böyle olunca, zemin kurak olunca burada kim düşünce, fikir üretme cesareti gösterebilir? Kim 3 asır, 5 asır önceki bir alimin söylediği, kardeş o günün şartlarında söyledi, ben bugün yeni bir şey söylemek istiyorum diye kim cesaret edebilir? Edemez. Edemezse işte ilk başta söylediğim şey, 10 asır önce, 8 asır önce, 7 asır önce, 3 asır önce üretilen elbiseleri bugün size giyer misin? Babaannen giydiği elbiseyi giyer misin? Veya deden giydiği şalvarı giyer misin? Giymez. Düşünceler de böyle. İmam-ı Şafii bir fetva da buyurmuş. 8 yaşında kız nikahlanabilir demiş. Bugün hala okutuyorsun ilahiyat fakültesinde. Ne demek ya? Bu İmam-ı Şafii'nin görüşüdür. Bu İslam olamaz.
İslam'ın tamamı değildir. Bu o günün şartlarında, o günün sosyal, kültürel ve dinsel şartlarında İmam-ı Şafii'nin bir fetvasıdır. Bugün beni bağlamaz. Dinimiz böyle emretti. Yarın sokakta giderse 8 yaşında okula götürdüğüm diye kolundan tuttuğun çocuğunu ben buna bir talibim diyebilir. İşte biz bugün ilahiyatçıların durumu biraz buna benziyor. Fikir ve düşünce üretmekten uzak, geçmişte yazılmış çizimleri okuyup öğrenmiş. Onu dedi, bunu dedi. İhtiyar'da şöyle yazıyor, Merginhani'de böyle yazıyor, Hidaye'de böyle yazıyor. Yazıyor. Sen ne diyorsun? Vallahi ben hiçbir şey diyeyim. Bir şey diyebilmeyecek misin? Ben gideyim akşam bir kitaba bakayım da oradan diyelim yarın sana. Bu diyeceğin kitap ne zaman yazılmış? Hangi asır yazılmış? Hangi asırın sosyo-kültürel, siyasi şartlarında yazılmış? Hiç önemi yok. Dinimiz böyle değil. Üç. Arkadaşlar. Veya dört. Biat. Biat. Biatla özgürlük arasında tercih biatta yanılır. Bunu aileniz arasında bir görmüşsünüz. Uzaklara gitmeye gerek yok. İtaatkar çocuklar, sevimli, soru soranlar problemdir. Bu düşünce dünyasında da böyle. Toplumsal hayatta da böyledir. Dini hayatta da böyledir. Siyasi hayatta da böyledir. Ne kadar itaat, o kadar köfte. İtaat bu kadar öykündürdürse yeni düşünce nasıl ortaya çıksın? Yenilikler nasıl ortaya çıksın? Yeni fikirler nasıl ortaya çıksın? Hatta bu bir tarih mesele haline gelmiştir biliyorsunuz. Şeyh önünde mürit, dassal önünde meyit. Biliyor musunuz değil mi? Anladınız mı anasını? Ha? Anlamadınız mı? Ya bir ayetçisin, anlamışsın. Ben dikkatlerinizi çekmek için soruyorum. Espri olsun diye. Bu meyitten bir şey çıkmaz ki, bu ölü. Ölüden ne çıkar kardeşim? Ölüden fikir çıkar mı? Şöyle bitirelim. Ondan sonra sorunuz varsa dinlemek isterim. Veya cevaplandırabilirsem cevaplandırabilirim. Çünkü dedik ya kesbi ya bizim. Vehbi gözlemek taşımadığı için. Cevaplandırabildiğimiz kadar cevaplandırıyoruz. Bir, İslam dünyasındaki değişimlerin tamamı tepeden inmecidir. Otoritelerin arzu ettiği kadar toplumlar değişebilir. Toplumlar bir değişim talebinde bulunamaz çünkü bu müktesebatları yoktur. Bunun sebebi de bir, takdir-i ilahi fikri, iki, eleştirel düşüncenin zemin bulamaması, sığdır. Çorak, şöyle. Ben yine sık sık örnek veriyorum. İmam Hatip'e başladım orta bir orta iki. O zaman dedem traktör aldı. Ben her hafta sonu traktör sürmek için köye gidiyorum. Akşama kadar çift sürüyorum. Sadece zevkim traktör sürmek. Bu kadar ya. Bizim o zaman dedem rahmetli. 85'te vefat etti. Allah mekanı cennet etsin. Ben dua ettim. 18.46 gübre atıyordu. Hocam sen bilirsin. Bizim birader çift sürüyor şimdi. Hala 18.46 atıyor. Ya tarla öldü. Şunu bir analiz ettirelim de hangi gübreye ihtiyacı var bir bakalım da ona göre bir atalım Allah aşkına. 18.46 20. Tamam. İşte bizim zihinlerimiz de böyle. Buradan çıkamazsak yapabileceğimiz bir şey yok. Üçüncüsü,
eleştiren düşüncenin yokluğu gördüğünüz işte bir yatırım. Yani özgür ve özgün düşünebilme melekelerimizin kadüklüğü diyebiliriz. Lütfen beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim de saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa alalım. İtiraz mümkün mü? İtiraz mümkün. Evet, şimdi itiraz değil, şaka söylüyorum. Şöyle bir kayıt var. Biz, yani esasen idari, siyasi, akli konularda beyat manasında söylediğimizi düşünüyorum. Ve el cevap kabul ediyoruz. Fakat bu teslimiyetçiliği, bu beyat kültürünü can kurtardığı, millet kurtardığı, yerine göre ümmet kurtardığı vakalarda var. Bir parmak işaretiyle cihad-ı ekber ilan edildi, keferiye huruc edildi denildiği zaman Kuzey Afrika'da İtalyanlara, Fransızlara hiç kimse galeyana gelip karşı çıkmamıştı. Ama Senusi tarikatının şeyhi, Şazeli tarikatının şeyhi, Mehdi hareketine katılan Müslümanlar denildiği zaman Fransızlara ve İtalyanlara kan kusturdu. Ha, ama bu beyat kültürü imanda, idarede, siyasette eleştiriye mani olmamalı. Ama biz eğer iman, akli konularda, bilimsel konularda beyatı esas alırsak, bundan öte beyat emredilen peygambere ve Allah'a beyat etmek yerine kendisi ne diyor, Nurettin Hocam burada, ümmet-i muhtaç bir gede, nerede kaldı? Şimdi kendisi zaten miskin bir adam. Biz ona tamam hürmetle mükellefiz ama itaat nereden çıkıyor? İki, itaat de edelim ama iman mertebesini çıkıyor. Yani sizinle o konuda mutabıkım. Fakat beyat kültürünün de lazım olduğu yerler var. Çok rencide etmemek lazım diye düşünüyorum. İstisnalar kaydeyi bozmuyor. Eyvallah. alanı belirlemek lazım diye düşünüyorum. Yani şöyle, şimdi buradaki bir olguyu, bir kavramı kötüleme, olumlama değil. Kavramlar varsa zaten düşünceler vardır. Kavram üretebilenler fikir üretir, düşünce üretir. Kavram üretemiyorsanız fikir ve düşünce üretemiyorsunuz demektir. Yani burada da biat, mesela şöyle deriz biz, din toplumda, toplumların bütünleşmesinde en işlevsel olgulardan biridir. Olmalıdır. Ama bu var olanın veya yaşananın bir gözden geçirilmeyeceği, eleştirilmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani burada Müslümanların herhangi bir şey karşısında ortak hareket etmesi sizin baktığınız yerden biat olarak görülebilir. Benim baktığım yerden bir mahşeri vicdan hareketi olarak görülebilir. Yani biat ederek yani mümkün ama sadece istisnalar kaydıyla bozma diyebilirim. Doğru, haklısınız. Ben şeye şahsi iradenin Estağfirullah, inni cailun fil ardı halife. Yeryüzünde Allah'ın halife ilan ettiğini köleleştirmek kadar bir cinayet olamaz. İnsan hürriyetine, aklına ipotek olunması hoş değil. Allah'ın emrine ve takdirine mugayir bir davranış. Şeyhine, liderine peygamber kisvesi ve hüviyeti giydirmek son derece abes bir şey. Şirk koşmak gibi bir şeydir. Katılmıyorum. Haklısınız. Bu ayrımı iyi yapmamız gerekiyor. Yapacak kadar hatırlıyor Cenab-ı Hak. Evet. Tasnifi iyi yapamam. Bir ikincisi, bu konudaki merakımı bağışlayın. Sosyolog gözüyle cevabını merak ediyorum. İstifade etmek için soruyorum. Dinin değişmesi mi? Dini yorumun değişmesi mi? Orada zaten son yaşayan dinden kastediyorum. İfadesini kullanmaya evet. Din anlayışını kastettim. Evet. Yani din anlayışları değişir. Din değişmez. Din Kur'an'da aynı duruyor. Yani şöyle. Mesela
belki uç örnek değil mi? Size bu anlamda. Mesela içki haramdır değil mi? Yani, gıybet de haramdır. İçkinin haramlığı toplumsallaşmıştır da gıybetin haramlığı hiç toplumsallaşmamıştır. Gel biraz da bir beraber edelim diye Müslüman. Aslına baktığında Kur'an-ı Kerim'de ikisi de haramdır. Hatta ben, bana göre baktım, yani sosyolojik olarak okumaya çalıştım. Benim düşüncem bu. Öyle irit edici bir şekilde anlatıyor ki Allah-u Teala. Ölü kardeşin etini çiğ çiğ yemek gibi anlatıyor. Tamam mı? Ama Müslüman bundan hiç... Mesela şu, gıybet edilen yerde durmam diyen bir Müslüman gördün mü? Elhamdülillah, bir miktarda ben katkı yapayım diyor. Ama ben içki satılan yerine alışveriş yapmam diyen Müslüman çok görüyorum ben mesela. Burada sosyolojik olarak din ne toplumsallaşmış kardeşim? Bu toplumsallaşmış, bir hassasiyet oluşmuş. Bu toplumsallaşmamış. Yani bu Müslüman için veya benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ben de ifade etmemesi Kur'an'da bunun olmadığı anlamına gelmiyor. Ben bendekinden söz ediyorum. Yani yaşayan din, din anlayışımdan söz ediyorum. Bana vatandaş din davranını göstermek için içki satılan yerden alışveriş yapmayacağını söylüyor ama oraya giderken bir Müslüman kardeşi hakkında da ağza almayacak gıybeti laflar etmekte hiç beis görmüyor mesela yolda. İşte biz burada toplumsallaşan dinden söz etmeye çalışıyorum. Ben. Yaşayan dinden. Kitapta ben işte mesela bilmiyorum. Belki toplantılarınızın temel şeyine de uymamıştı böyle bir şey. Hani bu irfan geleneğine yaklaşımlarım, düşüncelerim bilemem tabii ki. Takdir sizindir. Mesela Kur'an enne zâfetü minel iman diyor. Ve bizim camilerimizde ayak kokusundan, terinden girilmiyor. Bu nasıl işte temizlik ya? Burnumun direğe duruyor benim secdeye gittiğimde. Bu şeylerde. Bu nasıl hikaye yani? Ya Allah-u Teala şöyle buyurdu peygamberimiz. Buyurdu tamam da ne kadar toplumsallaştı? Bunu ne kadar yaşıyorsun? Gidiyorsun bir mescide, gidin. Tuvaletine girilmiyor. Pislikten. Abdest alınmıyor. Bu ibadethane ya. Hasbelkader birkaç yere gittik yurt dışına. Dinleri bozuk batırlar ya işte bu ehli kitap falan. Pırıl pırıl. İbadethane. Pırıl pırıl. Bizimki niye öyle diyor kardeşim? Müslüman temiz olmak diyor ona değil mi? Dinimiz böyle emri diyor da ben bu emrinle ne kadar örtüşüyorum? Nasıl soru abici? Bilmiyorum. Anlatabildim. Çok. Hocam bu değişimi yakalayamamakla ilgili konuştunuz. Geçmişe özge yani geçmişe bir öz eleştiri sundunuz. Yani bunu sosyolojik olarak işte yorumladınız. Bir de şöyle bir vaka da var. Mesela bir toplum hani Batı'yı yakalayamamak, Batı'da değişimin hızlı olması. Bizim bu değişimi yakalayabilmemiz için aynı zamanda taklitçi de olmamamız gerekiyor. Kendi özlerimizden, kendi köklerimizden yükselmemiz gerekiyor. Bizim bir toplumsal hafızamız olması ve bir tarihimizi bir özgüven, tarihimizi bir sahiplenmemiz gerekiyor. Bu girdaptan çıkabilmemiz için. Hani bu konuda ne söylemek istersiniz? Sanki burada genç arkadaşlarımıza da yönlendirmek adına hani eleştirdik, öz eleştiri yaptık ama biz geçmişimizden neyi tutacağız? Geçmişimize nasıl sahipleneceğiz ve ne göreceğiz? Hangi güzellikleri göreceğiz ki bunun üzerine bir değişim inşa edeceğiz? Bunlar paradoks için demiş. Değişeceğiz ama, değil mi? Bir de gelenek bir tarafa bırakamayız. Değişmeyin. Değişeceğiz. Daha demin meseleyi duyacağım. Eleştirme özgürüz. Gıybet yapmanın aslında esas özü nedir? Aslında eleştirmektir. Yok. Gıybet yüz sözü yüzüne söylemediğin şeyi arkasından söyleyerek eleştirme... Eleştiriyle gıybete karıştırmamak lazım. Ben bunu çok yakın görüyorum. Yok. Ben daha medeni cesaret isteyen bir oğlu olsun. Hatta ben kendi adıma şunu sizin sorunuza cevap vereceğim. Bir söz söylemişim sınıfta. Bunu da arkadaşlarım sağ olsunlar vermişler. Söylüyorlar arasında ben buyurdum işte. Eleştirinin olmadığı yer karanlıktır. Karanlıklar tehlikedir.
yani kitapları bir yerde eleştiri yoksa orası karanlık. Karanlıklarda tehlikelidir. Ben böyle bakıyorum hayata ve dünyada. Eleştirilmeyecek bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. İlla Kur'an ve Sünnet. Herkes eleştirir. Her şey eleştirir. Eleştirmek durumundayız. Daha iyi bulmak için cedel, çalışma, gayret içerisinde olmalıyız. Sizin sorunuza gelmiş hocam. Yani ne yapalım? Bir kere pozisyonumuzu bileceğiz. Yani ne, hangi, neredeyiz? Durumumuza bakacağız. Durumumuz nasıl bakacağız? Aynaya bakacağız. Değil mi? Aynaya bakacağız. Boyumuzu, pozisyon, kaç santim? 1.60 mi? 1.70 mi? Kaç kilo? Bunu göreceğiz. Bunu bir tespit ettikten sonra bizi buraya getiren iyi şeyler nelerdi? Bugün daha ileriye doğru, daha ileriden sonra batılılaşmaktan falan kastetmiyorum. İnsan merkezli bir anlayış, medeniyetten kastetmiyorum. İnsan medeniyetinden kastetmiyorum. Anladığımı çalışıyorum. Şöyle, bunu daha kolay anlamak için şu örneği verebilirim. Ben mesela zaman zaman Osmanlı ile ilgili de eleştiriler getirdim kendime göre. Şöyle şöyle olsaydı daha iyi olurdu derim. Bu ben kendime göre düşüncelerim. Bugün, dün, bilim adamının görevi eleştirmek daha iyi aramaktır da ondan. Oturup olacaksa bu devlet, bu milletin bizi rızkını biz burada oturup ne yiyoruz kardeşim? Bana bu millet vergisinden tüy ütmemiş yetimin hakkından bana memleketine daha iyi hizmet et, daha iyi fikir üret diye maaş veriyor. Ben bir şeylerle yaşarken birileri de bir imkanlarla yaşıyor. Benim görevim. Yani benim işte Allah nasip eder sizler de görevinize başladığınızda elini bayrağın ve Kur'an'ın üzerine koyarak namus ve şeref üzerine görevimi hakkıyla yerine getireceğim diye ettiğim bir yeminim var devlet memuriyetine. Milletime hizmet etmek için. Bunun için eleştirmek durumundayım ben. İyilikleri takdir etmek, kötülükleri de eleştirmek durumundayım. Eleştirmezsem olmaz. Eleştir diye, daha iyisini de ortaya koy diye bana bu millet rızkından bana bir şeyler dedi. Yoksa her şey iyi, her şey iyi. Şu örneği verdim size cevap olsun diye. 1535'te Osmanlı'ya Fransa'dan, Almanya'dan ve İspanya'dan Yahudiler gelir. Kaçarlar gelirler. Hukuk var diye. O günün şartlarında. Adalet var diye. İnsanlık var diye. Bugün çuvalını alan çocuğunun kolundan tutan Müslüman da Akdeniz'de boğulma pahasına Avrupa'ya kaçıyor. Bunu düzelttiğimiz gün köklerimizi inkar edecek hali yok. Biz bu coğrafyanın, bu kültürün insanıyız. Eleştirilerimizi de yapacağız. Ne yapmamız gerekenleri de konuşacağız. Ha birilerinin rahatı bozulacaksa bozulacak. Her düzenin sahipleri var. Düzen sahiplerinin rahatları bozulacak diye kaygılanırsak düzen değiştiremeyiz. Peygamberimiz de düzen sahiplerinin düzenini çomak sokmak için ve çomak sokarak bu değişimi başlattı. Kendisine sunulan imkanlarla eğitilip sade bir birey olarak hayatını sürdürebilirdi. Cevap oldu mu? Yani gençlerimizin zihninde hani şu oluşabilir gibi düşündüm. Hani bu özgeçmişi yaparken hani biz yani Batı medeniyetine karşı bizim ayrıcalıklı bir tarihten itibaren kurduğumuz bir İslam medeniyeti var. Ve biz onu tanıyıp sahiplenebilirsek daha üstüne çıkabiliriz. Tabii ki yani bunu inkar edelim anlamında söylemiyoruz. Zaten sahipleniyoruz ki sahiplendiğimiz için eleştirebiliyoruz. Eleştirmek sahiplenmek anlamına gelmiyor. Eleştireceğiz, sahipleneceğiz ki bizim diyeceğiz. Şurada şunlar şu kadar şöyle iyiydi. Mesela şöyle. Elhamdülillah hepimiz Osmanlı'yı seviyoruz değil mi? Ecdadımız bizim, devletimiz falan.
Bunda hiç tereddüt yok. Sorun, hangi Osmanlı diziyi diyorsun kardeşim? 16. yüzyıldaki kadar Osmanlı, cehit, çalışkanlık, mücadele, Osmanlısı mı? Ondan sonra tembelleşmiş, miskinleşmiş, yıkılan Osmanlıyım. Ben birinciyi sevdim. Orayı örnek almak istiyorum kendime. İkincideki, mesela işte gündeme geliyor ara sıra. Beşik ulaması zihniyetini dikkate almak istemiyor. Böyle bir şey olamaz diyor. E bugün de var işte. Emaneti ehline vermek fikrini en öne çıkarması gereken Müslümanlardır diyorum. Bunun en 14 asır öncesindeki temsilcisi Peygamberimizdir ve Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Bugün Müslümanlar emaneti ehline veriyor mu? Herkes bizim cemaat ehline verelim diyor. Bizimki başkasından iyidir diyor. Benim öğrenciler geliyor, ağlayarak geliyorlar. Kapasiteden 80 aldım, mülakata girdim. Çaktılar 40'ı, ağlayarak geldim diyor. Çünkü listeye girememiş. Tarikatın bir cemaatin listesine girememiş. Derste anlatıyorum ben. Akıllı olun çocuklar. Ona bunu bel bağlamayın. Kendinize bel bağlayın diyor. Ondan sonra sınıftan çıkarken yanıma geliyor diyor ki hocam öyle diyorsunuz ama biz yarın öğretmen olduğumuzdan nasıl gideceğiz? Nasıl listelere gireceğiz? Adalet. İstişare. Değil mi? Bunlar köklerimizden çıkaracağız da var bunlar bizde. Küllendirildi. Küllendirildi. Umarım öne çıkar. Bu kadar. Hocam az önce dediniz ya hani Osmanlı'da 15. 16. yüzyıla kadar işte adalet olduğu için Avrupa'da kendiler de yapmıştık. O dönemde Avrupa'da işte tabii reformdan önce biliyoruz zaten karanlık dönemiydi. Reformla dinin ne olduğunu anlamaya çalıştılar fakat daha sonra dinden uzaklaşarak artık neticelendi günümüzdeki halini biliyoruz Avrupa'nın. Hristiyanlıktan diyelim bak dinden değil de dinden değil de global oluyor böyle. Doğru aynen onlar. Yani Hristiyan mistizmden, Hristiyan skolatizmden uzaklaştılar dersek daha sağlıklı bir terminoloji kullanmış oluruz. Değil mi? Evet. Yani dinden uzaklaştı. Ya şimdi din tembelleşti demiyor din. Yani bizim din de demiyor yani. Değil mi? Kendi dinleri için tabii. Ha. Ha, bunu dinden uzaklaşma olarak görmekten ziyade Hristiyanlık mistizmden ve skolastizmden uzaklaştılar diyebiliriz. Evet. Yani bizim de tabii o dönemde adaletimiz yerindeydi fakat ondan sonra bozuldu. Onlar düzelirken biz bozulduk aşağıda. Yani şöyle olur. Bizim peki şimdi nasıl eski halimize dönmemiz, yani yolumuz nedir ya da? Ya şöyle. Yani onların yaptığı gibi yapmamız gerekir mi? Yani tabii dönemeyiz ama zaten. Yok böyle bir şey yok yani. Taklit, siz mi söylediniz? Taklit yok. Taklit. Öyle bir şey yok. Tamam. Ama şu var. Ben hasbelkader. Benim fikrim. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Yani kendi fikirleri kıymetliyse herkesin fikri de kıymetli. Ben önce hasta olduğumuzu kabul edeceğiz. Tamam. Hani psikoloji, psikiyatri hastaları biliyorsun. Hasta olmayı kabul edin. Tedavi almak istedim. Ya sen git sen bak. Sen bana deli mi diyorsun? Ben aniye bakıyorum. Durumumuz pek iyi gözükmüyor. Yani bugün 1,5 milyar İslam halkının içinde bulunduğu şartlar, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, Veli Hocam'ın biraz önce ifade ettiği özgürlük. Tamam. Kardeşim en fazla ölüm, zulüm, kalım nerede var? Müslüman dünyada. Orta Doğu'da var. Bunu şöyle açıklayamayız. Bu Yahudiler, bu Hristiyanlar bizim içlerimize fitne soktular, bizi birbirimize öldürttüler. Sokturma kardeş. Sen hala da mezhepçilikten kurtulamadıysan, etnikçilikten kurtulamadıysan, sokar adam fitneyi, sokar. Sen ülkelerinde insanları hala da kabile kabile ayırarak tasnif edersen gelir bu bir Şii öbür camiyi bombala, ertesi gün Sünni'yi yalanı bombala. Sen şu, bir Şii'nin bir Sünni'yle bir arada
herkesin kendi inanç sistemini yaşayabilmesi imkanını ve saygısını, hoşgörü kavramını kullanmak istemiyorum. Çünkü sevmiyorum hoşgörü kavramını. Hiç sanki böyle yukarıdan rakip edilerini hoş görüyorsun yani. Değil yani. Saygı. Ya sanki biz şöyle, kendi adıma söyleyeyim ben, siz de bu anlamda şey değil. Sanki din, Sünnilerin tek elinde, Sünniler gibi düşünmeyen herkes sabık, sınırda, işte var var ya. Cehenneme gidecek. E böyle yok, böyle bir şey kardeşim. Herkesin inancı kendine göre kıymetli. Benimki de kıymetli. Ben de Sünni olarak kıymetli olduğunu düşünüyorum. Saygı bekliyorum ve saygı duyuyorum. Ama herkese dinimi de dayatmak istemiyorum ya. Adam istediği gibi yaşasın. Ya yani sanki biz Sünnilerin Tanrı'dan aldığımız bir garanti belgemiz mi var? Cennet sadece Sünnilerin mi? Sünnilik dediğin şey, İslam'ın anlaşılma biçimlerinden biri. Yorumdur yani. Din başkadır, Kur'an. Kur'an'ın anlaşılması başkadır. Ben şöyle düşünüyorum. Herkes Kur'an'ın kapasitesi kadar anlar, okursa. Kapasite neyse Kur'an o kadar anlar. Hadi bugün bizim ilahiyat fakültesi öğrencilerine getirdikleri şey, aman Kur'an okuma anlayamazsın. Yok ya. Kur'an okuma anlayamazsın. İlahiyat fakültesinde yarın din öğretmeni olacak, gidecek, çocuk da Kur'an okuyamaz, anlayamazsınsa bizim burada Kur'an'ın ta evliliğin yüksek yüzlerini asmamızla alakalı normal bir şey yok. Sen anlayamazsın. Kim anlatmış? Bilmem şu hoca okudu, sen bundan anla. Ben aracı olmadan Kur'an'ı anlamak istiyorum. Biraz önce de ilk başta söylerken, yani bir bedevi anlayabildiyse, okuma yazması olmayan, peygamberimiz zamanında yaşayan Kur'an'ı okuyabildiyse, benim çocuğum da anlar. Anlar yani. Anlasın bir ya, bir kutsal metnini görsün yani. Aman Kur'an'ı anlayamazsın. Aman şundan oku, aman bundan oku. Bunu hani başka birilerine söylese olacak da ilahiyat fakültesine söyleyince çok soruna giriyor. Evet. Hocam hep bizden tarafı sorular geliyor, öğrencilerden. Valla sormuyorlar ki kardeş, hepsi dinliyor işte. Hepsi bir yatışı. Yani şu düşüncenize katılmıyorum. Kardeş diyen bir agresif şey bekliyorum ama gelmiyor yani. Hocam sinema haramdır dediğinizde bu hangi görüşünüze dayanarak bunu söyleyebiliyorsunuz? Ben demedim ki. Daha önce hocanız demiş, hocam siz katılıyorsunuz bunu. Ha? Daha önce hocanız bunu söylemiş, sinemanın haram olduğunu söylemiş. Ben de şöyle, kardeş göstermek için. Sinema haram veya şu bu haramlık, helallık tabii ki subjektif. Kişiye göre değişebilen şeyler. Bu, özellikle bu konu bağlamında da. Hani şöyle bakıyoruz o zaman. Sinema, televizyon, ya bu Müslümanlar ya cennet, televizyon sokmadılar yani. Şeytan kutusu cevap. Ama ondan sonra bu yapılar kendi televizyonlarını kurdular, bizim televizyonu dinleyin diyorlar şimdi. Yani birilerine göre haramdı. O işte ahlakımızı bozardı, çorumuz çocuğumuzu bozardı. Şimdi hepsinin evine bakıyorum. Azıcık bitlerinden anlayınca duvardan duvara televizyon oluyor. Bırak şey hani o günlerin eski kara futu, şeytan falan diyor. Tamam. Yani bunlar işte birileri ya beni çok zorlamayın şartları. Din muhataplarına yedirebildiğin kadar kıymetli. Tamam. Ne kadar yiyorsa o kadar din. Soruyorsa sapık, zındık falan. Buyur, benim buyurduğumu tutuyorsan mesela benim buyurduklarımı da tutmayın burada bugün. Bakın araştırın. Yani hoca böyle dedi, bilmem ne dedi, bakalım ne demiş falan filan araştırın ya. Her bilgi üzerinde soru işareti olan şeydir. Araştırılması gerekir. Değil mi? Araştır. Ben bugün zihinlerinizde 2-3 tane soru işareti oluşturduysam kendimi bahtiyarsam problemlerinizi çözmeye gelmedim zaten. Başka varsa var, yok, buyurun. Hocam, İmam Şafii'nin 8 yaşındaki kızla evlenebilir, tefasını eleştirdiğini. Örnek olsun diyorsun. Hocam ama evlenin demiyor ki. Mesela evlenilebilir diyor. Mesela Kur'an'da da 4'e kadar hakkı var belki. Yok, 1. Var. Şimdi o boşa giderim diye. Ayeti, ayeti tamamını oku. Tamam mı? Tamam. Yani, ayetin tamamını oku. Tavsiye edilen biri ama yani
He? Kardeş, niye tavsiye edilen, Allah'ın tavsiyesini niye emir olarak telakki etmiyorsun? Hakkı var mı yok mu hocam? Var yani. Ya Müslümanların, erkek Müslümanların işine öyle geldi, işin dört diyor kardeş. Siz de dörde razıysanız yolumuz açık olsun. Allah'ın emrine razıyız hocam biz. Ya ben bilemiyorum. Ben Müslümanlar işlerini öyle anladıkları için, ayet öyle bitiyor. Tavsiye edilen birdir. Hocam din dindir yani. Hocam tavsiye edilen birdir diyor. Ama iki alırsan para ödeyemiyor hocam. Tamam. Yaklaşmak istedim. Kardeş. Yani ayetin indiği zaman da çok eşitlik sağlayabiliyoruz hocam. Şartlar arz ederse. Şimdi bak. Öyle olmasını gerektirirse. Şimdi herhalde değil mi? Zaten ayet kelimeler mesela meşhur Hazreti Ömer'in bu müellefi kulüp hikayesi var değil mi? Ben zekat vermiyorum diyor. Müellefi kulüp artı zekat vermiyorum ben bu saatten sonra diyor. Bu sistem yozlaştı diyor. Hazreti Ömer kaldırabiliyor. Ya inkar etmiyor ayeti. Uygulamaya kaldırıyor. Yani, şey çıkartıyor. Ayet duruyor Kur'an'da. Hani şartlar. Bir de insanlar. Yani ben biraz meseleye şöyle bakıyorum. Kur'an'ın anlaşılmasının içinde bulunduğu sosyal konjonktür. Veya o Kur'an'ı anlayanların zihinleri. Ve daha sonra anlaşılma biçimlerinin bize aktarılışı. Veya o sınırsızlıktan dörtle sınırlandırılmasının bir devrim niteliği taşıması, bu devrimin tamamlanması noktasında Müslümanların bir gayriye ve gayret içerisinde olmaması. Ben böyle görüyorum mesela. Kölelik de aynı değil mi hocam? Gibi. Tarihselcilik. Hani hedef. Tarihselcilik başka bir şey işte. Neyse. Yani, tarihsel de bakabilirim ben. Evrensel de bakabilirim. Tarihsel ayetler de vardır Kur'an-ı Kerim'de. Evrensel nitelik taşıyan ayetler de var. Hocam her tarihi olan aynı da evrensel bir şey de taşıdı tabii Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir hikmet vardır mutlaka içinde de. Yani onu dönemin şartlarıyla sınırlandırma gibi bir şey. Ama bizde yani şeyde hani 17. yüzyıl Ayın Taplı Mehmet Efendi Tibyan tefsirinde dünya öküzün üstünde öküzün boynuzda düzenlediği şeyini tekrar ediyor. Ama ondan bir yüzyıl önce Galileo Kopernik'te Avrupa'da astronomi alanında bir yeni bir düzen oluşturuyor. Yani burada bizim hani külli olandan cüz'i olana, ferdi olandan külli olana geçişte bir sıkıntımız var. Yani orada Avrupa, yani Osmanlı döneminde ki dünyanın o dönem düşünce merkezi Osmanlı temsil ediyor artık. Yani Osmanlı dönemindeki o atalet, o durgunluk neredeyse genetikleşiyor diye bir yorum var ama bunun karşısında da hani bu şerh ve haşiye geleneğinin aynı zamanda bir ilim olduğunu da söyleyen var. Aslında Osmanlı döneminde bir durmamış belki. Belki ama şu kesin, medreseden matematik ve fizik kovulmuş. Yani medreselerde matematik yani, ve fizik yok. Cennete götürmeyen bilimleri biz tatile göndermişiz. Yani işte hani cennete gideceğiz ya. Hani bugün deniyor yani metafizik ve fizik. Fizik metafiziğin bir berisidir yani. Ötesinde metafizik yer alır. Ama fizik bilmeden biz öğrencilerimize metafizik okutuyoruz. Gibi. Yani siz katkı sağlamak istediniz sanırım. Evet, soru sormadık. Evet. Evet. Soruya gelecek mi? Yani soru sorsanız çok zorlanacaktı. Evet, şuradan sana yani bilmiyorum. Ben bildiklerim, benim düşündüklerim eleştiriye açık, tartışılabilen bilgiler olduğu için yani bak Kur'an vardır, sünnet vardır. Bunu anlayacak meleke, beyin, beynin içinde bulunduğu psikolojik, sosyolojik, toplumsal atmosfer o metinle olan ilişkini senin belirler. Tamam mı? Durumu. Bu belirlemenin dönem içerisinde siyasi, sosyal, kültürel şartlar içerisinde anlama biçimlerini biz en ideal anlama biçimleri olarak kabullendiğimizde kendimize bir görev biçmekten uzak
o anlama biçimini anlamakla yükümlü görüyoruz. Ben şöyle düşünüyorum hasbelkader. Biz yaratıldıysak kıymetliyizdir. Her birimiz. Her birimizin görevi var. Yani bu deryaya bir katre atmak gibi. Düşün deryasına. Düşünce deryasına. Tamam mı? Yani tüketmekten ziyade atalım. Kıymetlidir. Az kıymetlidir. Çok kıymetlidir. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şu düşünce diyorum. Sanırım ifade etmeye çalışıyorum. Ezmanın tagayyuruyla ahkamın tagayyurunun gerçekleşebileceği düşüncesi diyorum. Yani o günkü İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bu fetvasının o günün toplumunun problemlerini çözdüğünü, bugünün toplumunun problemini çözemeyeceğini düşünüyorum. Bu İmam-ı Şafii Hazretleri'ni küçültmez. İmam-ı Şafii 2000 yılında yaşayacak Müslümanların problemlerini de çözeceğim ben iddiasında değildi zaten. Gözlemlerini yapıp çözümle. Ben böyle düşünüyorum. Başka arkadaşlar, şuradan bir arkadaşımız daha var. Peki, ha. Az önce hocamızın sorusuna şey diye cevap vermiştim. İşte batıya doğru kendini geliştirmek ya da oyuna benzemeye çalışmak gibi değil. Yani kanyaklarından, evet, öz kanyaklarından insana doğru, batıya doğru değil. İnsana doğru demiştiniz. Ben bunu tam olarak anlayamadım. Ne kastettim? İnsanın erdemliği... Bireyselcilik bence doğru değil ki. Çoğumuzun problemi şu an bu değil mi? Yani pozitivizmin bize getirileri dolayısıyla biz bireyselciliğe dönüp daha çok bence toplumsal olarak neden uzaklaştık. Dolayısıyla buradaki bireysellik ve insancılıktan insana doğru yürüyüş. İslam'ın bana göre burası bana göre hedefi özgür insanlar yaratmak. Sorumlu insanlar yaratmak. Yükümlülüklerinin farkında insanlar yaratmaktır. Peygamberimizin hedefi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mükellef kavramını biliyorsunuz değil mi? Mükellefin felsefesi yapılmamıştı İslam dünyasında. Hürriyet mesela. Tamam mı? İşte mükellef, işte şu olacak, şu olacak, şu olacak. Akıl, değil mi? Hür. Aklını kullanabilme melekesi. Bunu yapmamız lazım. Bizim insanı hürleştirmemiz lazım. Özgürleştirmemiz lazım. Özgürleştirmekten şunu anlıyorlar. Şimdi özgür, şöyle. Şunları bitirelim. Senin sorunun da cevap olsun. Bizim üniversite yıllarımızda biz muhafazakar dünyanın havsalasında yoktur. İnsan hakları kavramı. Sol cenah insan hakları, özgürlük falan filan değil mi? Lan insan hakkı ne oluyor falan diye biz kendi kendimize konuşuyoruz. Biz daha işte insan haklarını 90'lı yıllardan sonra tanımaya başladık bu muhafazakar cenah. Bazen kavramı kim ürettiyse, üretene olan hıncımız dolayısıyla biz kavramı da sevmeyiz. Özgürlük kavramı da böyle. Özgürlükten bizim ben özgürlük diyorum. Bu özgürlükten işte affedersin işte her türlü melanetin içerisindeki bir birey anlıyor özgürlükten. Ben bunu kastetmiyorum ki. İş ve eylemlerinde özgürce bir duruş sergileyebilen bireyi kastediyorum. Ha birey kötü değil. Tarihte de İdeolojiler de vardır. Toplumcular vardır. Bireyciler vardır. Birey için toplumu feda edemeyeceğimiz gibi toplum içinde bireyi feda edemeyiz. Bir birey o toplumu değiştirebilir. Olumlu yönde de değiştirebilir. Toplumun tamamı için bireyi feda edemeyiz. O zaman şu soru gündeme geldi. O günkü Kureyş toplumunun içerisinde peygamberimiz bir bireydi. Değil mi? O zaman Kureyş gayet haklıydı. Bizim düzenimize çomak sokuyorum kardeş sen diye bir şey bitirebilirdi. Onun için birey kıymetli, toplum ve toplumsal değerler de kıymetli. Birbirine feda edilecek kadar küçük değildir. Evet. Peygamber Efendimiz yani bireysellikten çok böyle bir kabilecilik sistemi var. İşte kabileciliği ortadan kaldırmak için geliyor Peygamberimiz. Görevlendiriliyor, vazifelendiriliyor.
Vefatın ertesi günü kabilecilik başlıyor. Hilafet burayı işlendirdi. İşi ama kendisi de mesela böyle zalim de olsa, şey de olsa itaat edin mesela. Böyle bir itaati emrediyor böyle hadislerde. Hatta Ebu Hanife nasıl naifre zalim de olsa derken nasıl yani? Kime itaat hadi ediyor? Devlet başkanına itaat edin. Ne olmaması üzerine söylediği şeyler. Hatta onun sonuna konuşuyor. Bunu çok kullanıyorlar hatta adam sonra. Şimdi hadis. Hadis şerif. Ondan sonra... Ya, hadisçi var kardeşim, şimdi ben hadisçiden yanına başlayayım. Yani... Onu nasıl anlamamız lazım yani? Ben... Yani, o sosyal şartlarda. Şöyle anlıyorum. Hadisçi olmasaydı daha rahat anlardım da. Sosyalıktan dinlemek için. Şimdi... bakın, bunlar benim kanaatlerim, tamam mı? Eleştiriye de açık. Bunu bak, tekrar tekrar söylüyorum. Ben hadis literatürünün sorumlu olduğunu düşünüyorum. Şundan. Peygamberimizin devlet başkanı olarak, mesela bir tane örneğini vereceğim. Söylemleriyle bir tebliğci olarak söylemlerini Müslümanlar ayırt edememişlerdir. Toplarken hadisleri. Söyledim peygamberimiz bunu söyledi. Yaz. Kimden duydun? İşte Ahmet'ten duydum, şundan duydum, bundan yaz. Şunu söyledi mi? Söyledi. Ya kime söyledi? Nasıl söyledi? Hangi şartlarda söyledi? Kişiye özel miydi bu? Zamana ve zemine özel miydi bu? Bunun hiç tarihi hala da yapılmadı. İşte bir hadis. Diyanet'te bir tahkikat yaptınız ya. Yani, yani işte ne olduysa o. Birilerine bir miktar para kazandırdılar ya. Yani bir makale yaz şu hadisle ilgili. Şu konuyla ilgili makale hadisle ilgili. Biliyorsun bunu da. Ekmek yani. Ver ekmeği, ötsünler. Bu kadar. Yani anlatmaya çalıştığım aslında mesele bu. Anlatabiliyor muyum? Yani o konuda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim kanım. İki, Peygamberimiz vefatında Emevi otoritesine kadar geçen süreçin çok çalkantılı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bu çalkantılı dönemde ve bu dönemden sonra, çalkantılı dönemden sonra tedbir edilen hadislerde birilerinin meşruiyetini sağlayacak çok unsurların olabileceğini düşünüyorum. O sen söylediğin hadis de işte fazla olsa da bilmem ne olsa da Yezid'e itibar edin düşüncesinin peygambere söyletilmesidir bana göre. Ben böyle düşünüyorum. Birileri de der ki bu hadisler akşam Buhari Hazretleri yattı rüyasında peygamberimiz İyi yazmışsın Buhari dedi. Ne gayet de güzel dedi falan. Böyle de düşünen. Saygı duyuyorum ben. Ben böyle düşünmüyorum. Hocam, yani bireysellikle toplumsallık arasında bir gerginlik yaşanıyor. Mesela sahabe döneminde de birçok sahabe mesela dönemde fitne olmaması için özgürlükleri arka plana bırakmışlar. Ya da Arap Baharı diyoruz. İşte özgürlük için yola çıkıldı ve şu anda her yer, bütün ülke yani yakıp yıkıldı. Hani bazen belki toplumu öncelemek, bireyi geri itmek sonuç itibariyle daha evvel hale gelebiliyor. Bu mu acaba sizce? sen düşüncen hem de bana niye doğruladın? Bu konuda müsaade eder misiniz? Estağfurullah hocam. Ben ama çocuklarımızın çok vaktini aldığınız diye gitmek istiyorum. Estağfurullah. Yani tabii bir problemi çözerken konuşma üslup esnasında başka problemler zuhur edebiliyor. Gayri kasti. İstemeksizin başka şeyler zihinlerde canlanabiliyor. Ama sizin ayakta kalmanız bizi rahatsız ediyor. Yani biz üzülüyoruz. Eğer rahatsanız mesele yok. Ben iyiyim. Peki. O zaman kısaca şunu belirtmek isterim. Hadisin problemi yok mu var? Ama daha da çok hadisten ziyade hadisi anlama problemi yok mu var? Bunu bir kere adını o şekilde koymalıyız diye. Muhatapsız olduğumuz için değil, genelde bir uslup kargaşası var. Onu hedefe alarak söylüyoruz, yanlış anlamadım. Şimdi burada hadisleri değerlendirmedeki aksaklığın bir problemi de, problemin bir sebebi de peygamber tasavvurudur. Peygamberin hangi konumda onu söylediyse onu algılama problemimiz. Peygamberin her söylediğinden bir şeriat kanunu çıkarmak ihtiyacı
peygambere ait özel hayatına, kendisine münhasır, özel kişilere münhasır yahut gayba dair yahut geçmişe ait bir belirleme, tespit veya ihbar haber verme kabiliğinden söylediklerini altından mutlaka bir şer'i kanun çıkarma ihtiyacı evrensel bir değer üretmeye başımızı sıkıntıya sokan bu hadis değil. Ha, eğer az önce mevzu bahis edilen konuda şahsi perspektifiniz, bakış açınız muhterem ve değerli olmakla birlikte buna ihtiyaç duyduğumuz anlar olur. İslam tarihinde de olmuştur. Toplumun sokağa inip de eve dönmeyi unuttuğu, herkesin birbirine kılıç çektiği ortamlar hala günümüzde de var, silah çektiği. وَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا سِلَحَ فَلَيْسَ مِنَّا Kim bize silah çekerse bizden değildir hadisi unutulmuş gibi gözüküyor. İşte tam bu noktada eğer sokağa inip sosyal bir fitne çıkarmaktansa Saddam'a katlanmayı şimdiki Iraklılar kabul ediyor. Keşke Saddam'la devam etseydik. Neden? Çünkü kaybedilen bir de namuslar oldu Ebu Gureyb'de, değil mi? Saddam bunu yapmıyordu. Neyse, bir örnek veriyorum. Hadisi bu şekilde değerlendirmek mümkün olmakla birlikte bizim söylediğimiz gibi anlamak da mümkün. Tabii ki canım. İkincisi, az önce belirttiğiniz konu tabii biz hiçbir sosyologdan, hiçbir filozoftan hadisçi gibi, müftü gibi davranmasını beklemeyiz. Esasen onu da istemedik size davet ederken. Ben buraya kendimize göre dinle herhangi bir problemi, yakınlığı olmayan arkadaşı da davet ettim. Cem Bey'i, değil mi? Sosyolojide. Cem'i aradığım zaman Cem korktu buraya gelmeye. Sosyolojiden bir arkadaş. Biraz hocam terörist vardı ben. Seyreden gelme. Neyse yani sosyoloji bölümünden. Şöyle bir şey. Benim dinle, Allah'la problemim de yok, yakınlığım da yok diyen bir tip. Ve bu arkadaş buraya gelmekte çekindi hocam. Niye? Ve ben Cem'e dedim ki Cem, burada insanlar yaşıyor falan diyeceğim. Ben senden fetva istemiyorum dedim. Sen bir sosyolog olarak geleceksin, din ve toplum üzerine konuşacaksın. Öyle geldi, çok da haz etti, öğrencileri sevdi. Esasen şunu söyleyeceğim, eğer hadislerin toplanmasında, hadislerin oluştuğu, vurul ettiği, ayetlerin nüzul ettiği bütün ortam nakledilmiş olsaydı, hadislerin peygambere ait olan orijinalitesini kaybeder, bir toplama, derleme, şerh edebiyatı olurdu. Kaldı ki şerhler ayrıca yazılmıştı. Bunu ehli kitap bu hatayı yaptı. İsa'nın hayatından mıdır, değil midir, o bile tartışmalı olan bütün verileri kutsal kitap olarak topladı. Ve şu anda kutsal kitabı bulamıyoruz mesela. Değil mi hocam? Ne? O yüzden bu dediğiniz eksiği gideren şerhlerdir. Sonra yazılmışlardır. Ama onlar bile zannidir, keyfidir, relatiftir, subjektif. Fakat onlarsız da olmaz. Çünkü ibare bu dil meselesi, lafız meselesi. Onun anlaşılması için... Bunlar bizim düşünsel bir zenginliğimizin eyvallah parçalarıdır. Bunları yok saymak bilmem gibi böyle bir düşüncemiz yok hiçbir zaman. Yani hadis kaynakları... Yani ben şimdi hiç kimse hiç kimse gibi düşünmek durumunda değil. Yani size göre hadis ilimine uğraşmak, kutsal bir bilimle uğraşmak insanı da kutsallaştırır. Kutsal olarak da telakki edilebilir. Ay normal, saygın bana göre. Tabii son ama olarak... Ben, meseleye böyle bakıyorum. Doğru, haklısın. Ben... Yani kimseye de kendi bakış açımı dayatmıyorum. Kavram kargaşasından kaynaklanan bir hastalık yaşadığımızı düşünüyorum. Bu ve uzun süreden beri. Hazreti Ömer ne diyor? İnsanlara tahakküm edildiği, iradesine ipotek konulduğu hadiseleri görünce anasından hür doğan, hür olarak doğanları ne çabuk köleleştiriyorsunuz? Bu çok mühim bir şey. Hazreti Ömer'in içtihadatına baktığımız zaman ayet ve hadislere getirdiği, iptal değil, getirdiği yeni yorumlara baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in veşâbirhum fil emr işlerinde ona danış dedikleri yerlerdedir. Evet. Oysa peygambere nübüvvet ve risalet konularında da onlara danış demiyor. Orada teslimiyet istiyor. Evet. Fakat dünyevi, idari, siyasi, maişet konularında muamelat, ukubat gibi Allah'ın bilfarz belirlediklerinin muhkemlerin dışındaki konularda insan hürriyetine, düşüncesine o kadar muazzam saha açılmış ki
Değil mi hocam? Yani biz burada peygamberin Allah tarafından insanlarla istişare et dediği yerlerle istişareye müsaade etmediği yerleri tefrik edemiyoruz, ayıramıyoruz. Problem oldu. Burada işte işte neyin tefrik edilmesi gerektiği konusunda da sorun var. Evet. Yani bunu da belirleyici insan. Ben diyorum ki şurayı tartışmaya kapattım. Sen diyorsun ki tartışabiliriz. Yani bunun belirleyicisi kim? İnsan ya, anlama yani. Şimdi bir yerde anlama varsa subjektiflik olması kadar doğal bir şey yok. Ben anlıyorum. Siz anladığınızda başka türlü anlıyorsunuz. Yani bu gayet normal. Bir kavramın benim zihnimdeki oluşturduğu anlam dünyası ve dağarcığıyla sizin zihninizdeki oluşturduğu dağarcık farklı. Benim bu kavramla ilgili, hani ilk geldiğimizde sohbetimizde dedim ya, ben bu kavram beni şey yapıyor yani, itidat, sağlam itidat ya. Kimin kardeşim, ölçüsü kim? Bir insanın itidatının sağlam olmasının ölçüsü ne? Kim kime göre, affedersin, imanı metresi var da dayıyor da ölçüyor bilmem ne. Yok böyle bir şey. Hepimiz zordayız. Doğru yolu bulanlar la cennette görüşeceğiz. Bu kadar basit. Bulamayanlarla görüşemeyeceğiz. Bulamayanlardan biri hasbeder. Biz de olabiliriz. Mustafa Öztürk'ü bilirsiniz, tefsirci. Doçent o zaman rahmetli Cemal Sokoğlu Mustafa'yla bir görüşme dedi bana. Neyse aradık görüştük. Biz de tıbbı nebevi falan konuşuyoruz ya ayetler arasında. Neyse Mustafa şöyle dedi, Çukurova dedi o zaman. Ya Velhocam dedi, beni çok itham ediyorlar dedi bu millete, ben nasıl yaranmak için mi çalışayım dedi, Allah'ıma kul olayım falan. Benim yaptığım çalışmalarla dedi, Hülya Avşar da cennete gidecekse dedi, ben de cennete gideceksem, benim ne farkım var dedi. Şimdi o da böyle muzdarip. Ya Hülya da gidecek, Seda da gidecek, hadi gidecek ya, seni bekçi mi ettiler abi? Kapıya. Ama arada bir fark olmaz. Ya bilemiyorsun yani. Ya, belki birinci katta, ikinci katta yaşarlar yani canım. Sen bir yerlerde bir kendine uygun bir yer olabilir. Yani biz bekçi değiliz abi. Yani ben işte gidiyorum da bilmem ne falan. Ben bu küfre düştüm, dinden çıktım, imandan bir söylemleri çok iriticici buluyorum ya. Sen kimsin ya? Kimi kimi dinden imandan çıkartıyorsun? Bu, sanki bu dine sabah canımı sıkıldı giremiyordan sonra bir miktar çıkayım falan böyle bir girme çıkma yok ya. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Umarım küçük de olsa bir şeylere vesile olmuştur. Bayağı güzel oldu hocam. Allah razı olsun. Ramazan Uçan hocamıza paylaştığı değerli bilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Günün hazırası olarak plaket takdimi yapılacaktır. Takdim için Veli Atlacı hocamızı davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Ne güzel. Teşekkür ederim. Basımız gitti. Getir bakalım kızım. Sen şöyle beri gel. Beraber çekilir de. Sen de dur şurada. Evet. Kim çekiyor fotoğrafı? Evet. Evet. Ya arkadaşlar bunlar kalıcı şeyler, seneler sonra bakarsınız. Vay anasını veya biz bakarız. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun. Eyvallah. Evet, bizim şeyde dönerlik programımız hocamla birlikte burada son dakika. 2020 için bazı endişe, kaygılar içinde sisli bir hava. Artık bu işi kim yapar, kim? İnşallah o hayra vesile olur. Biz hocamızı bu kadar değerli, kıymetli vakitlerini, ilmi mesaisini, öğrencilerini bizim için bir tarafa bırakarak gelmesinden dolayı teşekkür ederim. Demek ki bir fiziki temizlik, taharet gibi, sokakların, yolların temizlenmesi gibi zihinsel ara sokaklarımızın, ruhsal ara sokaklarımızın da temizliğe ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Demek ki zihni temiz olmayan, taharetli olmayan, ruhsal, duygusal tahareti tam olmayanların mutahhar İslam'la, itikatla ve şeriatla
sağlam bir irtibat kuramayacağı belli. Onun için bize bunu hatırlattığı için hocamıza teşekkür ediyoruz. İkincisi ve son olarak uzatmayacak yemek saatidir. Kütüphanemize destek, kütüphane desteği mesela sağlanıyor. Onun için de hasreten Ramazan hocama teşekkür ediyorum. Elmalı'dan emekli bir öğretmen, kendisinin de değil mi, İmam Hatip'ten hocası, irtibat kurduklarında bizi aradı Ramazan hoca. Sizin ihtiyacınız olabilir, hocam kitaplarını bağışlamak istiyor dedi ve gittik. Nurettin hocam, kardeşim bir bacı arkadaş ve kütüphanemize onun kitaplarını getirdik. Ayrıca Ramazan hocama onun için de himmetleri için de teşekkür ederiz. Ve devam ediyor bu kitap talebimiz, emekli olanlar bağışta bulunmak isteyen direkt kütüphanemiz açık. Hocam da daha aynı şekilde tanıdıkları çevresi, resmi veya özel kütüphane desteğini, kitap desteğini bekliyoruz. İşte onlardan bir tanesi de Ensar Vakfı ile görüştük, temsilcisiyle görüştük. Murat Tanrı verdi buradan, Murat Bey. Ömer Faruk Hocam burada. Hocam niye oradasınız? Sizi buraya alalım şöyle lütfen. Hocam biz Ankara'da büyüdük de onun için. Ya estağfurullah. Tevazu. Yok insan. Yani Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ne kadar sessiz, sakin. Şöyle buyurun. Ömer Faruk Hocam, Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu değil mi hocam? Lise değil. Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'nda dil kültürü öğretmeni. Ve Bordur Ensar Vakfı Başkanımız. Ben bilmiyordum hocamı, sonra tebrik ettim. Önceden Hasan hocamızı tanıyordum, Musa Bey'i tanıyordum filan. Dedim ki çok güzel yayınlar var Ensar Vakfı'nın, hakikaten muazzam, ciddi yayınlarında. Düşünün bir kere mesela İbn-i Nesir'in Cami-i Usul fi Hadis-i Resulü'nün tercümesi var. Kemal Sadıkçı tarafından. Ensar bastı. İmam Maturidi'nin bugün İslam dünyasının selefilikten çektiği belaları def edebilir miyiz diye düşündüğü İmam Maturidi'ye ait Tevhidat-ı Kur'an'ın tercümesi de Ensar bastı. Böyle ciddi eserler var, klasik ve güncel. 800 kadar eser varmış, yani o kadar tahmin etmiyordum. İndi hocam, basın devam edilen. Eyvallah, doğru, şimdi tahsil ettik, düzelttik. Baskısı mevcut olan 700 tanesi varmış. Ama biz istedik. Sonra dediler ki Türkiye'de birçok kişi bunu isterseniz vakıf olarak bu külfetin altından kalkamayız. Siz bir miktar parasını ödeyin denildi. 17 bin lira bir fiyat çıkarmışlar. Sonra Hasan Hocagil'den sonra önceki sabık Ensar Vakfı Burdur Başkanı ile sonra Ömer Faruk Hocam başkanmış. Sonra tanıştık hocamla ve hocamdan Allah razı olsun geçmişler ve yaşayanlarına, Allah rahmetini, bereketini ihsan etsin. Vallahi çok sevdiğim, tam canımın sıkıldığı Burdur'a nereden geldim demeye başladığım sebeplerim içerisinde Ömer Faruk Hocam aldı saz eline, hiçbir kelime daha konuşturmadan Ensar Vakfı'yla, merkezle görüştü. Sonra adamlar demişler ki biz size 6.000 liraya, 7.000 liraya verelim. Bu 700 tane kitap var. Sonra hocam daha bana, hocam şöyle diyorlar, böyle diyorlar, ben bu lafı hiç sevmiyorum. Laf eteri sevmediğim kadar başka bir şey sevmiyorum. İyi veya kötü, yola gir ya. Akıllı hesap yapana kadar deri dağlar aşıyor hocam. Yani onun için hocam gitmiş kitabının sponsorunu, maddi desteğini ayarlamış mı? Murat Tanrı verdi beyefendi. Demiş ki hocam 3 kuruşla, 5 kuruşla uğraşmayalım, ben bu 7.000 liraya götüreyim. Hadi buyurun bakalım. Hocam bir alo dedi, her zamanki gibi alışık olduk ya hocam mazeret, ipe 10 sürecek herhalde diye dinlerken hocam parayı da ayarladı, kitaplar geliyor demesin. Yani kabul buyururlarsa hem hocama teşekkür ediyoruz burada gayretinden dolayı, bir şey söyleniyorsa alın ve götürün gençler. Her gün mazeret beyan, alın ve götürün. Nerede nefesim tükendi hocam, ben bittim değil. He? Ama şöyle mi olacak, böyle mi olacak, lan git niye halin varsa gör ya, yok hocam, öyle değil. Git, mücadele et, vur, kır, ne yapıyorsun diye. Şimdi hocam bunu yaptı, teşekkür ediyorum. Murat Tanrı verdi, beyefendi gelemedi. Onun adına Ensar Vakfımıza, fakültemize bir minnet, bir teşekkür olarak plaketi
vermek üzere Nurettin Hocam'a dekan yardımcımız olmasına sevgiyle davet ediyorum. Tekrar vakfımıza teşekkür ediyorum ve burada bir söz alayım. Osmanlıca arşiv belgeleri, dini, edebi, tarihi metin okumalarımız var. Lügat temin ettik hocam. 15-20 kadar lügatımız gelecek. Bu da dikkatinize ve himmetinize sunulur. Tanesi 95 lira. Piyasada millet avcılığı içerisinde menfaatli. Hocam, İlhan Ayberdin'in 34 senede hazırladığı bir Osmanlıca lügat var misalli. 1250 liraya kadar fiyat var ya. İnsafsızız biz ya. 500 lira olanı var. Kubbe altıyla görüştüm. Biz de 160 lira dediler. Ama çok güzel program yapıyorsunuz. Biz de bunu gençlere burada yapalım. Ve size de %40 indirimi gönderelim. Sözlük tanesi 95'i. Getirdik. Şu anda 15-20 tane kargoda bekliyor. Parasını nereden temin ederiz onu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekiyorum. Ben de Murat hocamızla burada tanışıyorum. Bu da benim için bir züldür tarafınca. Öyle yani. Böyle periferiyle, çevremizde bizim kardeş kuruluşlarımızla tabanımızı besleyen camia ile işte ve sağ olsun Ver hocamız gerçekten güzel kontak kuruyor. Fakültemizin o manada aslında ödüllendirdiğimiz için zaten hocamızın gönlümüzde yeri çok ayrı. Böyle bir şeyle tekrar vesile olmuş. Aslında teşekkürlerin en güzelinde burada Veli Hocam hak ediyor. Allah ne diyelim onu bu şekilde ilmiyle amil kıldığı için biz ne kadar şükretsek azdır. İnşallah onun da takipçileri bu şekilde hizmetini devam ettirir. Tekrar ben Murat Tanrıverdi hocamıza üzerinden size veriliyor tabii bu desteği sağladığı için siz ona mı ulaştıracaksınız artık? Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Tabii burada marifet iltifatı tabidir. Müşterisiz metazayidir benim sevdiğim sözlerden. Kütüphanemize bu eserleri yerleştireceğiz ama kütüphanemiz kantin kadar kalabalık olmalı. Yani kantine olan talep kadar, midemizin açlığına olan talep kadar, gönlümüzün açlığına da çare arayan, çare merkezi olan oraya inşallah öğrencilerimiz tabii gereken ilgi ve ihtimamı gösteriyordur. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Hocam ben de şimdi hocam çok iltifat etti ama biz bu iltifatların hiçbirisine aslında layık olmadığımızı düşünüyoruz. Rabbim bize bir yol verdi ve aslında hayrı yapan Murat abimizi açıkçası ben de ömrümde hiç görmedim. Açıkçası tanımıyorum da. Ama bir yola çıktığınız zaman Rabbim bütün kapıları açılıyor. Ben Antalyalıyım. Antalya'da tanıdıklarımız var. Çeşitli şekillerde bir irtibat kurduk. O dedi ki problem değil ben hallederim. Yani şu an yolda gelse karşından ben de tanıyamayacağım. Ama Allah razı olsun. Niyete koyduğumuz zaman evet ben de gitmedim artık. Bu vesileyle ben de gidip kendisini ziyaret edeceğim. Bir yola çıktığınız zaman gerçekten niyetiniz iyi olursa Rabbim bütün kapıları açıyor. Ben ona inanıyorum. Eğer biraz önce de söylediğimiz gibi gençlerimiz bizim umudumuz, geleceğin umudu. Biz de o umudun yetişmesinde ufak bir katkı sunabildiysek bundan onur duyarız, gurur duyarız. Allah razı olsun. Veli Hocam'a da bizi böyle işlere vesile ettiği için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tamam, geleceğim bir daha. Ben sen çıkmadan bakan gel. Sağ olun.
Şu projesini kapatabiliriz. Mesela şu projesini kapatabiliriz.